Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var ki bizim tabirimizle insanı titretip kendine getiren bir ayet-i kerimedir. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi. Elem <laughs> ya acaba inanan insanlar için o vakit gelmedi mi ki en tahsha li kalpleri Allah'ın zikriyle huşu bulsun. Yani bizim tabirimizde titreyip kendine gelsin kalpleri. Bu ayet kerime tabii ki İslam tarihinde birçok insanın da uyanmasına, tövbe etmesine, hata ve yanlışlardan tövbe edip hakka dönmesine vesile olmuştur. Bunlardan birisi de İmam Sadık döneminde yaşamış olan Fuzel bin Eyaz'dır. Fuzel bin Eyaz ömrünün çoğunu haydutlukla, hırsızlıkla, başkalarının malını çalarak, yağma ederek geçirmiş olan bir insandır. Yine bir gece bir evin duvarının üzerinden geçip hırsızlık yapmak isterken ev halkından birinin Kur'an okuduğunu ve de şansa okuduğu ayet şu olur ki dinler onu. Elem ya'ne lillezina amanu en taksha qulubuhum li zikrillah. Acaba inanan insanlar için kalplerinin artık huşu bulup Allah zikriyle huşu bulma zamanı gelmedi mi? O esnada birden duraklar. Elini açar gökyüzüne ve de der ki ey Rabbim o vakit geldi. Ben döndüm. O duvarın üzerinde tövbe eder. Ve de der ki Allah'ım artık bundan sonra ben ömrümün geriye kalanını Kabe'nin yanında geçireceğim. Bütün yaptığı şeylerden tövbe eder ve de gelir Mekke'ye Kabe'nin yanına orada konaklamaya başlar. Öyle bir dereceye varır ki ariflerden olur, abitlerden olur ve hatta İmam Cafer Sadık'tan hadisler rivayet eden bir şahıs haline gelir. İnsanın kalbi hazır olduğunda, insanın kalbi o artık tövbeye yol kalmamış derecesinde siyahlaşmadığında, katılaşmadığında bir vesileyle Allah onu hidayet edebilmektedir. İşte bu ayet-i kerime de insanın hidayet olmasına vesile olan mükemmel ayetlerden bir tanesidir.